Diş kesiminde basamak iki çok önemli işleve sahip. Birincisi, marjin bölgesinde restorasyon materyali için yeterli alan elde edilmesi. İkincisi ise teknisyene restorasyonu diş eti bölgesinde nerede sonlandıracağını göstermesi. Bu açıdan önceki videolarımızda daha detaylı bir şekilde değindiğimiz gibi yatay, oblik ve dikey olmak üzere farklı basamak tipleri oluşturmak mümkün. Her bir basamak çeşidi için tabii ki ona uygun bir frez ile çalışılması avantajlı. Özellikle eşit kalınlıkta chamfer tipi yatay basamak elde etmek için son yıllarda buna göre özel olarak tasarlanan frezlerin kullanımı kolaylık sağlayabilir. Bu tip frezlerin uç kısmındaki elmas içermeyen pin, istenirse diş eti sulkusu içerisine de yerleştirilerek basamak derinliği kontrolü için rahatlıkla kullanılabilir. Diş etine temas etse bile dokuda hasar oluşturmaz. Yatay basamaklı kesim hem teknisyenin restorasyon sınırını kolaylıkla fark etmesini sağlar, hem de marjin bölgesinde restorasyon materyaline gerekli yeri açarak diş ile kron arasında hijyenik kurallara uygun bir geçiş sağlar. Ancak bazı olgularda yatay basamak oluşturamayabiliriz. Basamaksız diye de isimlendirilen dikey tip kenar sonlanmasına mecbur kalabiliriz. Basamaksız kesimde ucu sivri, diğer bir deyişle ucu olmayan frezlerle ve diş eti sulkusu içerisinde çalışmamız gerekli. Maalesef basamak oluşturamadığımız için aşırı konturlu kenarlara sahip kronlar kaçınılmaz. Bu dezavantajın önüne geçebilmek için mecburen dayanımı oldukça yüksek olan zirkonya sınıflarını tercih etmek önemli. Sınıf 1, 2 veya 5 tip zirkonya basamaksız kesimlerde marjinal bölgede kırılmalara neden olmadan bir ölçüye kadar inceltilebilir. Bu anlamda dayanımları yaklaşık 1100-1200 MPa'a kadar çıkabilir. İkinci büyük olumsuzluk ise teknisyenin kron kenarlarının nerede sonlanacağını tespit edememesine bağlı olarak diş eti içerisine aşırı uzanan restorasyonlarla karşılaşılması. Bu durumun önüne geçmek için uca doğru incelen frezin uç kısmıyla kron sonlanma sınırını gösteren bir hat çizmek iyi bir klinik yaklaşım. Böyle prepare edilmiş bir dişte videoda görüldüğü gibi yazılım bile otomatik olarak marjin çizgisini oluşturabilir. Böylelikle kronlarımız diş eti içerisine aşırı girmek durumunda kalmaz. Ancak bu hattın ölçüsünün net bir şekilde elde edilebilmesi için yeterli bir diş eti retraksiyonu yapılması da zorunlu.